asırlar boyunca hiç değişmedi adım. Ana sütü gibi temiz haktır muradım. Namerde düşman, mazluma kardeş. Benim adım Dadaş'tır, Dadaş. Er meydanında asırlık bir çınarım. Sanma ki geçti benim çağım. Yolumdan dönmez, oyunları bozarım. Haksızlığa susmam, zalime çift başlı kartalım. Benim adım Dadaş'tır, Dadaş. Silahlar, sarhoşun oyuncağı, delikanlının teferruatıdır. Ne oluyor lan? Sen de kimsin? Azrail'in siparişlerini getirdim. Sen kimsin ulan? Ne o? Beni beğenmedin mi? Dur. Dur. Ne oldu memur bey? Sorun mu var? İleride yol çalışması var. Soldan gidin, ileriden. Teşekkür ederim. Hedef menzile girdi. Bu da kim lan? Efendim siz arabanın içinde kalın. Hey sen de kimsin be adam? Delirdin mi gece vakti? Çekil git yolumuzdan. Akıllı olun lan. Sizinle bir hesabım yok. İçindekini istiyorum. Ne oluyor lan? Bırakın beni. Yürü lan. Siz kimsiniz? Çok konuşma. Yürü. Bu ülkenin ekmeğini yiyip de ihanet edenlerin sonunu hiç düşündün mü? Ne ihaneti? Başkasıyla karıştırdınız beni. Yere diz çök.
Yat lan, yat. Ne olur beni öldürmeyin. Aracın arkasında çantada 1 milyon dolar var. Hepsi sizin olsun. İstersen daha fazlasını da vereyim. Öldürmeyin beni. Ölümle pazarlık olmaz. Buna paha biçemezsin. Azrail kapını çalmışsa ona git diyemezsin. Yapma, ne olur yapma, yapma. Efendim sayın savcım. Yardım eder misiniz? Olay yeni. Efendim biz şimdi olay yeni intikal ettik. Sizi bekliyoruz. Her şey hazır. Anlaşıldı efendim. Bekliyorum. Neredesin? Ulaştın mı? Yoldayım. Birazdan belirtilen bölgeye ulaşacağım. Köstebek'ten haber alır almaz beni ara. Peki. Lanet olsun. Çabuk. Acele edin. Ulaştırın beni hemen şu bölgeye. Çabuk. Evet. Efendim, istediğiniz bilgiler. Tamam kızım, şuraya bırakabilirsin. Efendim, bir şey daha söyleyebilir miyim? Dinliyorum. Dün gece yaşanan olaylar tüm yerel ve ulusal basının dikkatini çekmiş durumda. Ne yapmamız... Sakın. Ben izin vermeden hiç kimse yorum yapmasın. Kimse kimseyle muhatap olmayacak. Sakın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Başka bir şey var mı? Yok efendim. Tamam, çıkabilirsin. Hoş geldin abi. Merhaba muhtar. Hoş geldin evlat. Nerelerdesin? Gel içeri geç. Buyur otur. Sana uğramadan mekana gitmeyeyim dedim. İyi yapmışsın. Hoş gelmişsin. Sefa getirmişsin. Semaver çayını da yeni koydu çocuklar. İçer misin? Bunu bana mı soruyorsun muhtar? Haklısın dadaş. Sen neler yaptın? Ne oğlum öyle ortalığı toza dumana katmışsın gene? Ha? Eyvallah ver. Muhtar. Sen nasılsın? İyi misin? Bu sefer çok büyük oynadın evlat. Çok dikkatli olmalısın. Bu çakalların sahipleri peşine çoktan düşmüştür. Sakın unutma dadaşım. Düşmanın karınca dahi olsa sen onu fil gör. Sabah istihbarat beni aradı. Bakmadım telefonlarına. Diyeceklerini duymak istemedim. Onlar da sana ulaşamamışlar, merak etmişler. Ben de onlarla konuşacağım. Artık bu işleri bırakıyorum.
Ne demek bırakıyorum Dadaş, anlamadım. Neyi bırakıyorsun? Biraz yorgunum muhtar. Müsaadenle dinleneceğim. Daha sonra konuşuruz, olur mu? Tamam Dadaşım. Sen geç dinlen, sonra konuşuruz. Eyvallah. Allah Allah. Kod adı Dadaş Sayın Dimitro. Bu adam uzun yıllar istihbaratta önemli görevlerde bulunmuş. Hükümet kademesinde mühim bir mevkisi varmış. Zeki, güçlü bir adam. Yeni gelen hükümet mafya örgütlerine karşı savaş açmış. Bu örgütler de misillem olarak istihbaratın önünde gelen isimlerine suikastler düzenlemişler. Bunlardan biri de Dadaş'mış. En nihayetinde Dadaş'ın ailesini öldürmüşler. Yani bundan sonra bizim adam biz intikam duygusuyla hareket etmeye başlamış. Öyle mi Sedat? Kısmen öyle gibi efendim. Peki bu adamın bizimle ne işi var? Dadaş şahıslara çalışmaz. Hükümete çalışır. Muhtemelen bütün bu işler hükümetin işidir. Yani bizimle başa çıkamayacaklarını anlayınca bizim dilimizde konuşmaya başladılar bize. Hükümet 99 yılında Dadaş'a üstün hizmet madalyası vermiş. Fakat ailesinin öldürülmesinden sonra bir sene boyunca psikolojik tedavi görmüş. Bunun üzerine Dadaş'ı malulen emekliliğe sevk etmek zorunda kalmışlar. Tamam Sedat, sus artık. Bana bu adamı ballandıra ballandıra anlatmayı bırak. Yeterince beklendirdin. Bu işleri kimin yaptığını öğrendim. Bana bu adamı ölü ya da diri bulup getireceksin. O kadar. Peki Sayın Dimitro. Yankı bulan, önceki gece ülkemizde yaşanan ve benzeri az görünen seri cinayetler haberiyle başlıyor. Bir gecede yeraltı dünyasının önde gelen 5 isminin birden öldürülmesi dünyada gündeme bomba gibi düştü. Bu cinayetlerin kim veya kimler tarafından planlandığı henüz netlik... Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar Dadaş. İyi sabahlar. Nasılsın Muhtar? İyiyim, iyiyim. Koşmaya devam ha Dadaşım. Durmak yok. Ortadoğu'dan bir başka istihbarat... Durmak yok. ...ortaya atmış olduğu bir iddiaya göre... Koşmaya devam. Dadaş lakaplı, namı diğer Ömer Yıldırım'ın bu cinayetleri işlediği düşünülmekte. Bu iddialar ilerleyen... Ben bir duş alayım baba. Hemen gelirim. Tamam evlat. ...sizi aydınlatmaya devam edeceğiz. Dün bir şeyler söyledin. Anlatmak ister misin evlat? Ne anlatayım muhtar? Her şey ortada değil mi? Böyle nereye kadar? Sonu gelmeyen dipsiz bir kuyu. Yüreğimde kanayan bu yarayla daha fazla ne kadar gidebilirim ki? Bak evlat, böyle bir karar almışsın, saygı duyarım. Ama bu işleri biliyorsun. Sen bıraksan bile onlar seni bırakır mı? Yaptıkların ortada. Ne yani? Bundan sonra benim gibi emekli hayatı mı yaşayacaksın? Bilmiyorum muhtar. Bunun planını hiç yapmadım. Bir akıntıya kapıldım. Öyle gidiyorum. Mevlana üzülme der ve devam eder. Bir yanda korku ve bir yanda da umudun varsa çift kanatlısın demektir. Tek kanatlı uçulmaz zaten. Elindeki sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değildir. Kilimin kirini tozunu almaktır. Niye kederlenirsin? Allah insanlara üzüntü verir, tozunu alır. Taş taşlıktan çıkmadıkça
parmaklara yüzük olmaz. Yüzük olmayı dileyen taş ezilmeye ve parçalanmaya razı olur. Abi bana müsaade. Müsaade senin. Bu aralar çok bunaldım. Bunun farkındayım. Ama sen yine de iyi düşün. Tamam evlat. Allah'a emanet ol. Allah eyvallah. Yar ve yardımcın olsun. Eyvallah. Afiyet olsun. Eyvallah. Ali. Efendim dadaşım. Ne yaptın? Her şey yolunda mı? Vallahi konuştuğumuz gibi ganimetlerin yarısını ihtiyaç sahiplerine, yarısını da bizim hesaba attım. Tamam, ben de bir saat sonra mekandayım. Görüşürüz. Eyvallah. Beyler. Malum dış güçlerin Türkiye'yi kaybetme lüksü yoktur. Türkiye'yi kaybettikleri takdirde Orta Doğu'daki varlıklarının riske gireceğini onlar da pekala bilirler. Malumunuz son dönemlerde aramız biraz bozuktur. Ve bu onlar için sürdürülebilir bir durum değil. Bu güçler Türkiye'de onların aleyhine kararlar alabilecek hükümetler olmasını hiçbir zaman istemezler. Böyle bir hükümet iktidara geldiğinde de onu tasfiye etmek için ellerinden geleni yaparlar. Elbette ben burada klasik manada bir ajanlık faaliyetinden söz etmiyorum. Yüzyıllar önce bu topraklara yerleşmiş ve onlardan doğan çocukların artık Ahmet, Hasan, Abdullah, Elif adını aldığı ajanlar vardır ki bunların tespiti ve tasfiyesi çok daha zordur. Süreç içinde bunlar savcı olmuş, hakim olmuş, emniyet görevlisi olmuş, öğretim görevlisi olmuş, polis olmuş, soylu olmuş kişilerdir. Kritik konumlarıyla servetleri bir araya geldiği zaman da çok ciddi propaganda ve provokasyon yapma şansı elde ederler. Sivil toplum örgütleri içinde de bunlar vardır. Örnek vermek gerekirse bunlar sakala, sarığa, cübbeye bürünüp cemaatler, İslami hareketler, hizmet hareketleri oluştururlar. Bu sayede masum vatandaşlarımızın birçoğunu da peşlerine takmayı başarırlar. Ne o Sedat? Bir yere mi gideceksin? Yok. Hayır, sizi dinliyorum efendim. Yine malumunuz son dönemde bunlar çok ciddi manevralar yaptı. Devletimizi ve hükümetimizi oldukça zor durumlara düşürdüler. Çok kritik süreçlerden geçtik. Adeta ipten döndük. Neyse ki erken uyanıldı da karşı manevralarla bunların birçoğu bulundukları yerlerden tasfiye edildiler. Beyler toplantı bitmiştir. İyi günler. Hadi. Şunu şuraya koyayım da daha rahat oynayalım. Hadi çabuk ol. Hadi. Hadi bir daha. Hadi. Daha sıkı. Tamam. Hadi. Yok oğlum. Tutamadın. Dikkat et. İşte. Ömer, Ali. Hadi sofra hazır gelin. Hayatım bir beş dakika daha. Var yok mu baba. Dikkat et seni. Aferin. Uzun zamandır buraya gelemiyorduk Gülten. Geldiğimiz iyi oldu bence bugün, değil mi? Ha? Hadi.
Evet, iyi oldu Hamza. Bunlar da kim öyle? Geliyor, kaçıyorum. Ali, kaç! Dur! Kaçın. Dikkat et çocuklara. Ali. 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 Saklanın çocuklar, çabuk. Sesli gelin. Yavru ya. Ruhuma kuşu yükseklerden sesler. Temiz. Gidelim buradan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Müsaaden var mı dadaşım? Gel Ali, gel. Mekana gidiyordum. Burada olacağımı düşündüm. Yaşayan bir ölünün gidecek başka neresi olur be Ali? Ya kuytu köşelerde ya da mezarlıkta olur. Burası yengemle ilk tanıştığın yer değil mi? Evet. Keşke ben öleydim abi. Keşke o ateş beni yaksaydı. Seni böyle görmeseydim. Seni her gördüğümde o ateş beni daha beter yakıyor abi. Gidelim mi halim? Olur, olur. Gidelim abi. Hoş geldiniz efendim. Hoş gelmişe benziyor muyum sence? Ne yaptın? Bir şeyler öğrenebildin mi? Öğrendim efendim. Hem de çok şey öğrendim. Adam çok yakın biri çıktı. Herkesin tanıdığı biri. Kimmiş? Devlet adına çalışıyor. İsmi Ömer. İstihbaratta görevleri yerine getiren bir memur. Kod adı Dadaş. Dadaş mı? Şu Çeçenistan'da nam salmış adam değil mi bu? Aynen o efendim. Tabii. Tahmin etmeliydim. Hayalet gibi bir adamdır o. Lanet olsun. Hangi delikten çıkacağı belli olmaz o adam. Peki derdi neymiş? Bizden ne istiyormuş? Bizden ne istiyor? Devletin verdiği görevlere göre hareket eden biri. Yani sizin anlayacağınız casus avcısı diyebiliriz efendim.
Efendim, odanız hazır. Siz odanıza çıkın, istirahat edin. Ben gerekeni ayarlarım. Sabah kahvaltıda görüşürüz. Saygılarımla. Öfkesi gün geçtikçe artıyor. Bu ülkenin en azılı, en acımasız 5 kişisini öldürdü. Hem de tek bir gecede. Öfkesini işine karıştırmayacak kadar profesyonel. Onunla yapacak daha çok işimiz var. Daha dikkatli olmalı. Haklısın Davut Başkan. Ama sence laf dinler mi? Ben Dadaş'ı yıllardır tanırım. Ne bir siyasi partinin kapısının önünde gördüm, ne de siyaset yaptığını. Bırak, konusunu bile açmaz. Dadaş işini bilir. Tasalanmana gerek yok. Allah'ın izniyle ona bir şey olmaz. Öyle ama bizi dinlemeli. Bizim dediklerimizi yapmalı. Yoksa her sefer onun kininin hesabını ben mi vereceğim? Yaşayan bir ölüye ne kadar laf anlatabilirsin ki Davut Başkan? O bu ülkenin en yiğit, en cesur, en delikanlı kişilerinden biriydi. Ki hala da öyledir. Onu gözden çıkaramayız. Bu hep böyle kalmalı. Ona boşuna Dadaş demiyorlar. Gözü kara, yürekli ve cesur. Ölenler cezasını çekti. Bu işin bir gecede olması da güzel oldu. Tek tek üzerlerine gitmiş olsaydı mutlaka aralarından biri kaçardı. Bence bunu da hesaplamış olmalı. Bu ülkenin ekmeğini yiyip bu vatana ihanet edenler yaşamayı hak etmedi. Ve bunlar hiç bitmez tükenmez, değil mi? Bu ülkede ne zaman güzel bir şey olsa, bu ülkenin insanlarının ne zaman yüzü gülse, bu şerefsizler hemen devreye girer. Neyse, biz üzerimize düşeni yapalım, gerisi Allah'a kalmış. Aynen öyle. Allah bu milletin birliğini, düzenini bozmasın. Amin. Ben gideyim. Dadaş beklemeyi sevmez. Hadi Allah'a emanet ol. Akrep. Selam söyle Dadaş'ıma. Gel. Merhaba. Merhaba. Odanızda bana bir yer var mı? Olmaz mı bebeğim? Olmaz mı? Hacı, güzel insan. Konuş. Ne beni yor, ne de kendini yor. Bu adam nerede? Bilmiyorum lan! Bilmiyorum! 10 yıldır görmedim diyorum size! Bebeğim. Babacığım. Korkma. Baba. Sedat! Hayın köpek! Baba. Ne var ulan kuyruğuna basılmış it gibi bağırıyorsun? Beni beklemiyor muydun? Sabahtan beri seninle uğraşıp duruyorum oğlum. Ya konuşursun ya da çocukla beraber ikinizi de buraya gömelim. Beni iyi tanırsın Osman. Baksana söz veriyorum. Sizi kendi ellerimle bırakacağım. Allah bildir ki ne bilmiyorum. Uzun zaman oldu. Ne sesini duydum ne de kendisini gördüm. Osman, bir zamanlar teşkilatta bu adam senin en iyi dostundu. Nasıl haberin olmaz? Bilsem söylemez miyim? Uzun yıllar geçti.
Sabahtan beri işkence çektiriyoruz bu adama. Sağlam çıktı. Gömün ikisini de. Anlaşıldı. Bak, işini doğru düzgün yap, yoksa ben seni gömerim. Tamamdır. Selamın aleyküm dadaşım. Aleyküm selam başkanım. Nasılsın bakalım? Özlettin kendini ya. Eyvallah başkanım. Siz nasılsınız? Ne olsun. Dünya meseleleriyle uğraşıyoruz işte. Ne yaptın oğlum? Ortalığı toza dumana buladın yine. Neyse. İşimize bakalım. Bir mesele var dedin, atladık apar topar geldik. Ne o? Ters giden bir şey mi var? Ters giden bir şey yok da başkanım. Uzun zamandır düşündüğüm bir konuda karar aldım. Hayırlı bir iş inşallah. Evleniyor musun yoksa? Dadaş neyin var? Ben bu işi bırakıyorum abi. Neyi bırakıyorsun? Bu işlerin böyle öldürmeyle bir yere varacağını düşünmüyorum artık. Bu zamana kadar sayısını bilmediğim birçok insan öldü. Bu içimdeki yaraya ne merhem oldu, ne de bu bozuk düzen son buldu. Hayır, şaka yapan bir adam olsan, dadaş bize şaka yapıyor diyeceğim de sen şaka yapmazsın. Ömer, sen uzun zamandır bu teşkilattasın. Biz bir aileyiz. Bu işler böyle aniden bırakılmaz. Sen işi bıraksan, iş seni bırakmaz. Sen bunları bilmeyen adam değilsin. Bunları sana ben anlatacak değilim. Olacak iş mi bu ya? Ortalık bu kadar karışıkken sen ne dediğini bilmiyorsun. Ailenin başına gelenler can yakıcıydı. Senin ve onların hikayesi herkesin yüreğine ateş oldu, kor oldu. Bu ateş hepimizin yüreğini yaktı. Sen o hastanede bir yıl ölüm döşeğinde yatarken biz de seninle birlikte o döşekte yattık. Reis, bize bir imtihan sorusu soruldu. Biz de bunun cevabını verdik. Ama doğru, ama yanlış. Bunu biz bilemeyiz. Bunu ancak yüce yaradan bilir. Anlaşıldı. Zaten gözlerinden de ne kadar kararlı olduğun belli oluyor. Bize söyleyecek bir şey bırakmadın. Ne diyelim o zaman? Yolun bahtın açık olsun. Reis, bu yaptığım son işti. Hakkını helal et olur mu? Benden yana hakkın gani gani helal olsun. Selametle abi, eyvallah. Ömer. Daha buralardasın değil mi? Hı hı. Çakalların sahipleri peşini bırakmaz. Ömer'im, ayrılma zamanın yanlış olmadı mı sence?
Hangi zamanda doğru kaldık ki abi? Zaman dediğin hayat hırsızı. Biraz daha düşünsen. Hemen karar vermesen evlat. Evlat. Bazen sana kızsam da seninle gurur duyuyorum. Her zaman, her türlü senin yanında ve arkandayım. Bunu biliyorsun değil mi? Eyvallah abi. Peki dadaşım, merak ettim doğrusu. Seni buna sevk eden ne oldu? Akrep, yorgunum, gelme üstüme. Gereken her şeyi başkana anlattım. Yorgun halim buysa vay başıma. Seni benden daha iyi tanıyan, ruhunu bilen başkası olamaz. Yıllardır tanırım seni. Bu sefer başkasın. Geçmişimle geleceğe yürümekten yoruldum be usta. En azından insanca yaşamaya çalışacağım. Paşa, dışarıda yürüyen köpeklere bile imrenir oldum bazen. İşte o biraz zor evlat. En zor şey o iş. Seni bırakmazlar. Seni yaşatmazlar. Sen insanca yaşamak istersin ama ona engel olurlar. Senden her gün biraz daha alırlar. Onların bu dünyaya hakim olmaktan başka hesapları yok. Bunu sen de iyi biliyorsun. Bu saatten sonra seni yolundan çevirecek değilim. Dilerim sen kazanırsın. Hadi ben daraldım. Malum ihtiyarlık, çıkıyorum. Yine görüşürüz. Bir yere yetişmem gerek. Bilirsin, vıdı vıdı işler bitmez. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Sen de kimsin? Çok mu önemli şimdi? Bak, bak sakın vurma beni. Sana ne verdilerse iki katını veririm. Ben ölülerle konuşmam. Yapma, sakın yapma. Acele edin, çabuk olun. Hemen ameliyat. Hadi yürüyün. Siz burada kalın. Tamam, yavaş. Selamın aleyküm. Aleyküm selam başkanım. Nasılsın Hamza, iyi misin? Allah razı olsun başkanım. Acele gel dedin, ben de geldim. Hayırdır, bir şey mi var? Vallahi hayır mı şer mi bilmiyorum. Sen ne yaptın? Var mı bir gelişme? Bir sıkıntı yok. Her şey yolunda başkanım. Sıkıntı yok. Dadaş yaptı gene yapacağını. Dadaş çelik bir yay gibidir. Onu germeye gelmez başkanım. Ona bu yüzden dadaş diyorlar. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Hamza? Ben onu mu diyorum? Dadaş işi bırakacakmış. Nasıl? İşi mi bırakacakmış? Bunu böyle yüzüme... Gözümün içine baka baka söyledi. Hamza, dadaş bu teşkilatın göz bebeğidir. Onu gözden çıkaramayız. Ve de teşkilatın her şeyini biliyor. Kurt yalnız kalınca
çakallar başına üşüşürler. Ben bu saatten sonra Dadaş'ı çakallara yem etmem. Telaşlanma başkanım. Öğreniriz sebebini. Neden böyle bir şey yaptığını. Size bir şey söylemedim. Yorulmuş. Bundan sonra insan gibi yaşayacakmış. Yorulmuş ha? Yorulmuş hali buysa vay bizim başımıza. Hamza. Seni Dadaş'ı takiple görevlendirdim. Aksi bir şey olursa gereğini yaparsın. Bu saatten sonra vatanda, teşkilatta riske atılmaz. Reis, toprak uğrunda ölüm varsa o bize vatandır. Biz bu topraklar için nice şehitler verdik. Gerekirse yine veririz. Sen tasalanma reisim. Dadaş'ın yeri ya bizim yanımızdır ya da kara topraktır. Sen onun en yakın takipçisisin. Nereye girip çıktığını, kimlerle görüştüğünü en iyi sen bilirsin. Bu konuda sana güveniyor ve inanıyorum. Eyvallah başkanım. Bir de şu Büyük Osmanlı Projesi semineri var ya, ona senin de katılmanı istiyorum. Emrin olur başkanım. Tamam Hamza. Hadi, işin gücün rast gelsin. Allah'a emanet ol başkanım. Sayın seyirciler, elimize son dakika ulaşan bir habere göre yayınımıza kısa bir ara vermek zorunda kaldık. Bir hafta önce bir gecede 5 kişinin öldürülmesi haberi etkisini henüz kaybetmezken bugün sabaha karşı yeni bir ölüm haberi gündemi sarstı. Bu sefer ölen bir mafya lideri değil, istihbarat servisinde görevli Osman Yücel ve kızı Melis Yücel. Kızıyla beraber bir inşaat katında gömülü olarak. Osman. Konuyla ilgili bilgi aktaran gizli şahit inşaat görevlisinin yapmış olduğu açıklamalarda Osman Yücel ve kızının canlı canlı üzerine beton dökmek suretiyle gömüldüğünün bilgisini verirken bu vahşetin saklanmasına vicdanım el vermedi dedi. Ve suçluların eşkalini polise bildirdi. Polis şimdi bu cinayeti işleyenlerin peşinde. Ölen adamlarımızın yerine gelecek olan yeni elemanları en hızlı şekilde yeni yerlerine yerleştirmemiz gerekiyor. Dedikodular diz boyu. Ulusal gazetelerde çıkan haberler rencide edici. İtibarımız zedeleniyor. Efendim, Dadaş ile uğraşalım derken önümüzde daha önemli bir işimiz var. Onu unutuyoruz. Hem bu adam yok, hayalet gibi biri. Yalnız unutmayınız ki önümüzdeki seçimler bizim son bir şansımız. Haklısın Dimitrov. Haklısın. Dadaş denen bu adam çok canımı sıkmaya başladı. Sanıyorum bundan sonraki hedefinde biz varız. Onun için senden yaptığın planları bütün detaylarıyla son kez gözden geçirmeni istiyorum. Efendim, bunun için özel bir planım var. Siz biraz daha sabredin. Netlik kazansın. O zaman bahsedeceğim size. Bu yapacağımızı bütün dünya konuşacak. Bu yapacağımız hamleyle bize yanlış yapan herkes cezasını bulacak. Daha önemlisi de şu kaybetmiş olduğumuz itibarımızı fazlasıyla geri alacağız. Umarım Dimitrov. Bütün bu olanlardan sonra nasıl bir hamle yapacağını gerçekten merak ediyorum. Sana son uyarım. Hesaplarını çok iyi yap Dimitrov. Çok. Hiç telaş etmeyiniz. Ben her şeyi ayarladım. Zaten bugün yarın paket elimize ulaşır. Gülen biz olacağız efendim. Efendim abi. Dadaş neredesin? Osman. Anlamadım abi. Osman kim? Osman ve kızını öldürmüşler. Abi ne diyorsun? Osman kim? Bizim Osman. Ömer. Laz Osman. Laz Osman. Şerefsizler kızıyla beraber canlı canlı bir inşaat çukuruna gömmüşler Ömer.
gibi şimdi. Ne zaman olmuş bu? Dün gece Ömer. Mekandayım, gel. İyi akşamlar gençler. İyi akşamlar efendim. Dişim kırılıyordu hayatım. Aşk olsun, unuttun zannettim. Bu sefer değil hayatım. Canım benim. Canım, çok teşekkür ederim. Birlikte nice senelere inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettin beni. Pardon hayatım. Önemli değil hayatım, bakabilirsin. Söyle Turgut. Başkanım, az önce üzücü bir haber aldık. Hayırdır? Başkanım, Osman abi ve kızı bir inşaat zeminine gömülü olarak bulunmuş. Hangi Osman? Abi, Laz Osman. Nasıl? Duyduklarını ve bildiklerini anlatır mısın abi? Sebebi henüz bilinmiyor. Kim ya da kimler tarafından yapıldığı belli değil. Ama senin onu çok sevdiğini bilen birileri yapmış olabilir Ömer. Gömüşler abi. Şerefsizler. Canlı canlı her ikisini de. Nasılsın Ömer'im? Başına gelenler hepimizin içini yaktı, kavurdu. Teşkilatta kimsenin morali kalmadı. Uzun zamandır buralardasın. Bir yıl komada kaldım. Ömer'im, yiğidim, paşam, aslanım. Artık kendine gelmenin zamanı. Bırakma kendini bu kadar. Bu Rabbimden bize bir imtihandır. Bakanlıktan yazı geldi. Seni mağlulen emekli almışlar. Bir de seçimler var. Yeni gelecek hükümetle seninle ne olur bilemeyiz. Darılma bu kardeşim. Gücenme. Ama bunu bana söyletmek istediler dadaşım. Allah aşkına artık kendine gel ya. Sen böyle miydin? Biz seni böyle mi bilirdik? Bilirim acısını diyeceksin. Yaşayan bilir diyeceksin. Ama artık kendine gelme zamanı be. Kalk artık. Kalk da alem adam görsün be. Dadaşın pes ettiği hangi kitapta, hangi alemde görülmüş be?
Ey sevgili, uzatma sürgünümü benim. Fırtınalardan sonra gelen yeni bir bahar vardı. Yoktan da, vardan da ötede bir var vardı. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardı. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardı. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardı. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardı. Senden ümit kesmem, kalbimde merhamet attı bir çınar vardı. Allah'ım, ancak sana tapar, ancak sana secde ederim. İşlemiş olduğum günahlardan dolayı beni affet. Bilirim, huzurunda yüzüm yok. Ama gidecek başka kapım da yok. Ne olur sen beni affet. Osman ve kızına cennetin kapılarını aç. Kaç saattir seni bekliyor. Havaalanından gelmen zor oldu sanırım. Sen de kimsin? Ne işin var burada? Nay nay nay. Gücenirim bak şimdi buna ben. Seni onlar mı gönderdi? Bingo. Resepsiyonda çok beklemedin umarım. Neden buradasın? Bilmiyorum Olga Hanım. Gelir gelmez seni alıp getirmemi istediler benden. Bugün için hiç konuşmamıştık. Nereye gidiyoruz? Söylediğim gibi, bilmiyorum. Gelir gelmez alıp gel dediler. Ben bir duş almam lazım, müsaade edersen. Bak buna hiç hayır demem. Bana bak, benim canımı sıkma istersen. Dışarı çık. Neyse neyse tamam. Sen duşunu al, ben seni aşağıda bekliyor olacağım. Sürtük, az kalsın burnumu kıracaktı. Efendim? Ne? Ne diyorsun? Tamam geliyorum. Davut! Neredesin? Olanları duydun mu? Duydum bak, duymaz olur. Hastanedeyim. Dün gece ikisini de bir inşaatın zeminine diri diri gömmüşler. Kızına da mı? İkisini de. Birbirlerine sarılarak can vermişler biliyor musun? İçeride köstebek var Davut. Yoksa nereden bilsinler dadaşın geçmişindeki en iyi arkadaşının kim olduğunu? Ona şüphe yok zaten. Tamam ayrılma bir yere. Hemen geliyorum. Hoş geldiniz matmazel. Buyurun geçin oturun. Beyler. Nasıl buldunuz yeni arkadaşımızı? İyi görünüyor. Etkileyici. Umarım yetenekleri de görüntüsü gibidir. Teşekkür ederim. Bu kadar iltifat yeter. Şimdi ne yapıyoruz? Anlatın bakalım. Thank you.
Ne kadar zamanımız var? Tam 15 günümüz var Olga. Bu işi bitir. Aldığın paranın bir mislini daha alacaksın. Ayrıca... belki beraber bir tatile çıkarız ha? Ne dersin? Bu konuda böyle diyebilirim. Türkler çok kullanıyor bu sözü. Kısmet. Olga Hanım. Bu işi halledemezsen... kendini orada ölmüş bil. Mibrijiva. Planlarını çok iyi yapmalısın. Bunu unutma. Şimdi gidebilirsin. Peki efendim. Müsaadenizle. Bu durumda Sedat'a çok iş düşüyor. O iş bende efendim. Siz bana bırakın. Bu işi gerektiği şekilde sonlandır. Seni paraya boğarım Dimitrov. Efendim, artık paranın önemi yok. Geleceğimiz ve itibarımız önemli. Güzel. Seni uzun zamandır tanırım. Uzun yıllardır benimlesin. Bugüne kadar bana hiçbir yanlışın olmadı. Zaten... böyle bir yanlış yapsaydın, acımadan seni kendi ellerimle boğazlardım Dimitrov. Kıvırmayın lan karı gibi. Dövüşün. Dans etmeyin lan, kavga edin. Hadi. Ne dans ediniz abi ya? Oynamayın lan. Abi istersen sen gel, ben sana göstereyim burada ne yapacağım. Hadi oğlum, sen oynamana bak. İçersiniz. Bana viski koyar mısın? Tabii efendim. Buyurun. Merhaba güzelim. Sanırım burada yenisin. Dilimizi anlamıyorsunuz sanırım. Git işine kaybol. Bana mı dedin? Evet, sana dedim. Senin gibi güzel bir hanıma yakışmıyor böyle konuşmak. He, sen kendini ne sanıyorsun? Bak, seni son defa uyarıyorum. Benden uzak dur. Öyle mi? Sana diyorum. Sen kimsin ki benimle böyle konuşuyorsun? Hı? Ya dans edin mi? Ne oluyor burada ya? İyi uykular canım. Bir şey yok, al şu parayı. Hadi gidiyoruz. Ay, dur çekme. Nereye gidiyoruz? Eğlenmeye. Ne dersin? Kanka nereye gidiyorsun ya? Görüşürüz. Çok hızlıymışsın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gidelim. Tamam. Thank you.
aşık azar Leyla'm aman aman Leyla'm aman aman Sarı gelin İçinde bir kız gezer Nerenin sün sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman suna yarim İçinde bir kız gezer Neren ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman suna yarim Abi ne yapıyoruz? Öyle elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız burada? Ne yapalım Azat? Kimin kafasına sıkalım oğlum? Söyle kim sıkalım hadi. Abi, Dadaş kaç zamandır ortalıkta yok. Bilmem farkında mısınız? Osman abinin ölümü onu çok sarstı. Adamın çekmediği acı kalmadı çok şükür. Osman abi iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun. Amin. Amin. Yalnız çocuklar... ...rahmetlinin cenazesi amma kalabalıktı değil mi? Ne kadar çok seveni varmış maşallah. Lan bu şerefsizler hemen nereden ayıkladılar da Dadaş'ın en iyi arkadaşı olduğunu? Bunu anlamadım. Anlamayacak ne var oğlum? Muhtarın söylediğine göre teşkilattan bir köstebek ötmüş işte. Şerefsiz piçler. Bu alemin iti çakalı çok olur. Hadi Osman abi tamam da ya o Sabi'den ne istediniz be Oruç çocukları? Kahveler abi. Alo Ali. Efendim abi. Dadaş ortalarda yok. Kaç gün görünmedi, telefonu da kapalı. Abi Dadaş 10 gündür daha evinde. Adımını dışarı atmadı. Anladım Ali. Tamam görüşürüz. Ah be evlat. Ben sana demedim mi? Sen bıraksan bile onlar seni bırakmaz. Ne oldu abi hayırdır? Beyler. Burada eli kolu bağlı yas mı tutacağız? Abi Dadaş'ın yanına gidelim mi? Hiç iyi bir fikir olacağını sanmıyorum. En son konuştuğumda sesi berbattı. Turgut Bey? Hı? Efendim? Affedersiniz Davut Bey içeriye kimseyi almayın dedi. Anlamadım. İçeride ne oluyor? Bir bilgim yok. Kendisi içeri girmeden önce öyle söyledi. Ha, tamam. Sen de duydun değil mi Osman abiyi? Duymaz mıyım? Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Kendi halinde iyi bir insandı. Öyle öyle. Allah taksiratını affetsin. Nur içinde yatsın inşallah. Hayırdır Gamze? Neden içeriye kimseyi alma dedi? Bilmiyorum. Sabah geldiğinde çok üzgün görünüyordu. Tamam. Tamam. Kolay gelsin sana. Sağ olun. Turgut Bey önemli bir notunuz varsa iletebilirim. Yok. Yok öylesine bir ziyaret edeyim dedim kendisini. Hadi görüşürüz, görüşürüz sonra. Başkanım. Söyle Hamza dinliyorum. Başkanım seminer iptal edilmiş. Evet semineri iptal ettik. Bu yarayla seminer yapamazdık. Ben de yarın Ankara'ya gidiyorum. Orada yapılacak bazı işlerim var. Peki benden bir isteğiniz, benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok Hamza, yok. Sen Dadaş'ı bırakma yeter. Tamam başkanım. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Sizin de başkanım, selametle.
Anlat bakalım Olga. Benim işim öldürmek. Peki planın nedir? Çekmeye mi geldik bu dünyaya? Çare yok mu bizdeki bu yaraya? Oy dağların kara kara dumanı. Şimdi geldi ağlamanın zamanı. Düştük dibi olmayan bir deryaya. Böyleymiş kaderumuz sevdum. Oy dağların kara kara dumanı. Şimdi geldi ağlamamın zamanı. Dibi olmayan bir deryaya. Böyleymiş kaderumuz sevdum. Oy dağların kara kara dumanı. Şimdi geldi ağlamanın zamanı. Buyurun efendim. Sen daha çıkmamışsın. Şimdi çıkıyorum efendim. Gamze. Şu bizim Sedat var ya. Ben onu ne zamandır görmüyorum. Onun hakkında bir bilgin var mı? Efendim ben de birkaç gündür kendisini görmüyorum. Dilerseniz araştırayım. Bir araştır bakalım neredeymiş bu adam. Peki efendim. Tamam, iyi akşamlar. Hakan'a da selam söyle. Aleyküm selam. İyi akşamlar efendim. Bizim için iyi bir spor oldu, öyle değil mi patron? Öyle mi dersin? Efendim, şu ölen adamlar, onların yerine bazı isimler yerleştirdim. Siz de uygun olduğunuzda bir bakın isterim. Şu anda onlarla uğraşacak vaktim yok Dimitrov. Daha sonra bakarız. Kafam çok karışık. Şu Dadaş denen adam ortadan kaldırılmadığı sürece bize huzur yok. Bu kadın... Evet patron. Bu kadın sence bu işi halledebilecek mi? Patron. Siz beni çok iyi bilirsiniz. Ben bugüne kadar hangi işi aldım da üstesinden gelmediğim, Olga da bu işi halledecek. Leylan, 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 Leylan. Mevlam, 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 Mevlam. Aman, 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 aman. Öpeyim amca. Estağfurullah ya. Koçum aslanım, hoş gelmişsin. Gelmeyeceksin zannediyorduk. Olur mu amca? Gülcan benim biricik yeğenim. İki elim kanda olsa gelirim. Hadi bakalım, hadi. Şeref verdin Ali abi. Yok, yok. Hay, sağ ol abi.
Çok teşekkürler. Haydi bakalım. Ömer kalk. Ömer kalk, muhtara git. Ömer kalk muhtara git. Ömer kalk muhtara git. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olasın. Rize'ye cenazeye gelemedim. Tekrar başımız sağ olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Dostlar sağ olsun Turgut. Amin. Abi bugün resepsiyon var biliyorsun. Bakanın oğlu hanımı da orada olacak. Benim çıkmam gerekiyor. Hazırlık yapacağım. Bir isteğin var mı abi? Yok, çıkabilirsin. Bugün bizim Sedat bakıyor değil mi oraya? Evet efendim, Sedat orada olacak. Çok dikkatli ol Turgut. Kuş uçmasın. Tamam efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Muhtarım nasılsın? Sağ ol. Nerelerdesin be evlat? Kaç zamandır ne geldin ne aradın? Buyur. Öylesine bir kafa dinledim. Kahvaltı hazır. Kahvaltımızı yapalım. Şöyle baba oğul biraz dertleşelim dadaşım. Afiyet olsun muhtar. Sen buyur devam et. Ben yedim. Ya hadi gel bir çay getir abi ne oğlum. Peki abi. Bizim kaderimiz de böyle yazılmış. Takdiri ilahi evlat. Yapacak bir şey yok. Osman benim de manevi evladım sayılırdı. Ama elden hiçbir şey gelmez. Yarınımızın ne olacağını kim bilebilir ki? Bir varız bir yokuz. Sen iyi misin dadaşım? İyiyim, iyiyim muhtar. Evlat, bundan sonra ne yapacaksın? İşi de bıraktın, planın nedir? Köyümün kokusunu özledim. Oraya gidip hasret gidereceğim. Peki evlat. Umarım her şey gönlünce güzel olur. İçeri geçelim, baba oğul bir tavla atalım. En son ben yemiştim hatırlarsan ha. Vay, çok yakışmış. Acele et, zaman daralıyor, biz aşağıdayız.
Peki, tamam. Güle güle. Sürtük. Olga, gayet güzel oldun. Yalnız bu kadar makyaj bir gazeteci kız için fazla değil mi? Pekala, böyle iyi mi? Şimdi bu evrakı alıyorsun. İçinde kimliklerim var. Her şeyin hazır. Toplantı 2 saat sonra başlayacak. Orada fazla göze batmamaya çalış. Tamam patron. Başka arzunuz? Şimdi ben burada ineceğim. Başka araçla geleceğim. Bölgeye fazla yaklaşmamam lazım. Siz Okan'la devam edeceksiniz. Hadi sana bol şans. Hata yapma. Aile ve Sosyal Danışma Bakanı'nın salona Düşün. Geldiğini görüyoruz. Birazdan basın özel toplantısından sonra kadına şiddet konulu konferansa katılacaklar. Sevgili seyirciler, bilindiği gibi bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dünyanın dört bir köşesinde ve ülkemizde de çeşitli etkinlikler yapılacak. Evet sayın seyircilerimiz, Aile ve Sosyal Danışma Bakanı'nın Antalya'da yapacağı basın toplantısı için İstanbul Hol ev sahipliği yapacak. Basın toplantısına az bir zaman kaldı. Salona gelen... Ömer! Alo, başkanım. Acil dur. Bakanın basın toplantısı nerede oluyor? İstanbul Hol'da toplantı salonunda. Hayırdır dadaş, ne oldu? Alo. Dadaş. Evet beyler, planımız şöyle. Bakan salona geldikten kısa bir süre sonra ben de diğer basın mensuplarıyla birlikte salonda olacağım. Sedat da salonda hazır bulunacak ve benimle sürekli irtibat kuracak. Salondaki korumalarda Sedat'ın adamları olacak. Bu sayede daha rahat hareket etmiş olacağız. Sedat basına ayrılan sürenin 10 dakika olduğunu söyledi. Bu zamanı bizim de çok iyi değerlendirmemiz gerektiğinden bu süre içinde kusursuz hareket etmemiz kaçınılmaz. Star ipliği çıktı yol kazası. Ne takli? Moi pirevichki, ne vajdi. Glavnaya. Ne izdovasaya. Это хорошо. Сколько у нас есть времени? 18 часов. У нас есть много времени. Алло, Мухтар. Дадаша ulaşamıyorum. Senin haberin var mı? Nerede? Vallahi Ali biraz önce burada tavla oynuyorduk. Televizyona bakıyordu.
Birdenbire aniden ok gibi fırladı gitti. Ben de arıyorum, telefonları kapalı. Bir haber alırsan bana da bilgi ver. Tamam Murat. Bize ayrılan süre bittikten sonra basın mensupları dışarı doğru çıkarken ben de tuvalete gideceğim. Bu sırada toplantı salonunun arka kapısındaki bakanın korumalarının etkisiz hale getirilmesi gerek. Bunu da Sedat'ın adamları sağlayacak. İstenmeyen bir ses her şeyi mahvedebilir. Hiç merak etme. Her şey istediğimiz gibi olacak. Tuvalette Sedat'ın adamlarının gizlemiş olduğu silahı aldıktan sonra salona geçip bakanı etkisiz hale getireceğim. Hazır olun, başlıyoruz. Tamam efendim, arka kapı temiz. Lan! Senin ne işin var burada? Partiniz varmış, kutlamaya geldim. Ve süratle çatıda beni bekleyen helikoptere yöneleceğim. Bina 4 katlı olduğundan bu benim için sadece 5 dakika. Ve mutlu son. Bunu da Dimitrov'un helikopteriyle sağlayacağız. İçeri giriyoruz. Peşinden gidecek kadar aptal bir adam değilim. Emaneti gidip alıyorsunuz. Bensiz. Umarım her şey yolundadır. Volkan! Ne oluyor ya? Lanet olsun. Yapma. Hayır, saklanın, İndirin silahlar ulan. Sakin olun. Dışarıda bir ordu adam var. Yakarsınız kendinizi. Çekakoba hoş geldi. Jitted edbeşim Çekakoba hoş geldi. Duhati uda. Münofemin bu kuşu derkevi. Hadi. Sağ dur dikkati derkevi. Hattış bina dilti naten yine, evali. Davi atehat. У нас нет времени. Я думал, что ты умираешь. И покушено убитое. Чип забрал. Я всегда это доказываю.
İyi misin? Hadi bakalım. Sen iyi misin oğlum? İyiyim başkanım. Bu işten nasıl haberin oldu? Televizyonda Olga'yı gördüm. Olayı da çözmem zor oldu. Vay şerefsizler. Sana ulaşamayınca bakanı hedef aldılar demek. Böylelikle akıllarınca intikam aldıklarını zannedeceklerdi. Hey yuvana hoş geldin evlat. Her şey Allah'tan başkanım.